Geri dönüşüm hayatımızda henüz çok yeni bir kavram. Bir girişimcimizin geri dönüşüm alanında ilginç bir fikri var. Yıldırım Sayargil metal içecek kutularını daha hızlı toplayan ve geri dönüşüm sürecini hızlandıran bir proje geliştirmiş. İzliyoruz. Yıldırım Sayargil. O beyaz eşya teknik servisinde elde ettiği deneyimi çevreci bir projeye dönüştürdü. Pet su şişelerini sıkıştırıp depolayan bir sistemi var. Geleceğin geri dönüşümde olduğuna ve projesiyle bu sektörün önemli aktörlerinden biri olacağına inanıyor. Doğaya fayda sağlamak ve kendine daha iyi bir hayat kurmak için şimdi sahneye geliyor. İyi şanslar. Sayargil Petkır geri dönüşüm projesiyle karşınızda. Şöyle özetleyebiliriz. Görmüş olduğunuz o kutu meşrubat, değil mi? Demir, evet. Meşrubat kutuları ya da herhangi bir böyle pet şişeleri bir motor sayesinde ezerek bükerek daha portatif hacimli bir şekilde küçültüyoruz. Aslında ana fikrimiz bu. Evet. Ama detayları jürilerimize siz paylaşıyorsunuz. Bol şans. Ben Yıldırım Sayargil. Beşiktaş Lisesi Elektrik Bölüm mezunuyum. Şu anda beyaz eşya tamir servisliği yapıyorum. Projemin oluşma fikri, bu petler ve metal kutular çöpe atılıyor. Tamam, bir hükümet tarafından, çevre vakıfları tarafından bir proje var bunların toplanma konusunda ama bu yeterli düzeyde uygulanamıyor. Herkes bu boş şişe, bunu evlerde saklamak mümkün değil. Bu evdeki kurtulmak için çöpe atıyor. Çöpe atınca bunlar değerini kaybediyor. Bunlar değerli maddelerdir. Geri dönüşümde faydalanmamız gereken mamullerdir. Benim makinamın özelliği, şu gördüğünüz makina PET makinesidir. Bu PET'i buradan attığınız zaman içine PET'i alacak, içi parçalanacak, altta haznesine biletecek. Bu makinenin kapasitesi 500 tane 0.5'lik PET hacmi vardır. Kaç tane? 500 tane. 500 tane. 500 tane biriktirebilecek. Hani bunu da atabiliyorsunuz. Peki onun olduğu yerde ama elektrik olması lazım. Bunda ufak bir 180 wattlık redüktörlü motor var. Bir saat devamlı çalıştığı zaman 5 kuruşluk elektrik harcıyor. Zaten bu bütün gün boyunca bir saat ya çalışıyor ya çalışmıyor. Ama ben şöyle elektrikten şunu söylemek istedim. Enerji tasarrufu değil de bunu sokağa koydun ya, elektriği nereden bulacağız? Şimdi sokağa koyduklarımızda bunları güneş panelleri olacak, akü sistemi olacak. Normal çalışmadığı zaman güneş enerjisini aldığı enerjiyi aküleri depolayıp bu parça parça harcayacak. Şu anda bu numunede var mı? Bunda yok ama projemde var. Bu yapılabilir makine. Normalde PET makineleri şu anda piyasada var. Yok değil ama en küçüğü 270 kilo ağırlığında 4000 watt elektrik harcıyor. PET'lerin, alüminyumların atık olarak olduğu her yerde bu makine bulundurulabilir. Şimdi bir atım makinenin içine bakalım ne olacak? Böyle atıyorsunuz. Evet. Şimdi diyeceksiniz bir emniyeti var mı? Nasıl çalışıyor mu şu anda? Bu şu an çalışmıyor projesinde ama yapım şeklinde hazır. Sadece yapamadım bunu. Ama şimdi bu iş teknik dersinde şimdi ben hatırladım, ortaokulda iş teknik dersinde böyle modeller yapardık. Hocanın karşısına çıkar. Hocam derdik, işte bunu alacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Fakat hani sadece bir kutu ve üzerinde ambalaj olurdu. Şimdi o aklıma geldi. Şu aşamada mıyız? Evet. Şu anda fikir aşamasında. Bu da şimdi şöyle şey, bu bir tane de kutu makinesi olacak. Kutuyu da içine attığımız zaman. Bizler de iş teknik dersi hocaları. Evet, peki. Kutuyu ezerek arsızı bir. Tabii onun içinde ayrı bir, yani ikisi ayrı kutu. Çünkü biri metali parçalayacak, biri peti parçalayacak. Evet. Bunun ikisine elektrik vermen lazım. Bu kutu makinesi şöyle 40 wattlık motorla çalışacak. Parçalandığını hayal edeceğiz. Mutlaka. Yani bunun mesela mutlaka şurada bir özelliği var ama wow bir özelliği yok. Sizin kutunun maliyeti ne kadar olacak bu arada? Yani elektrik, bunun motor, o bu. Satış fiyatı 1250 lira. Şimdi ondan ben 5 tane kutu alsam, tamam, yeri bir kenara park ettik. Evet. 5 kutu kaç lira? O 1250 lira. Artı bunu yani ticari olarak yapanlar da var bu arada. Bunları şimdi toplayıp. Şimdi bu tabii bunu işletmeler aldı. Bunun 1250 lira ilk başta veriyor. Fakat bu içine biriktirdiği mamulleri biz bir servis ağıyla zaman içinde topluyoruz.
bu makinenin parası bir yıl içerisinde geri dönüyor. Ama şimdi, keşke bu makineyi yapıp buraya gelseydiniz. Biz de bunu nasıl işlediğini keşke biz görseydik. Ama bana göre keşke, yani boşuna geldiniz buraya. Yani biz sizi niye dinliyoruz ben anlamıyorum. Yani şimdi biraz daha olgun nasıl yapsaydınız da öyle gelseydiniz. Çok yani. Ham, çok ham bir proje. Şöyle ben bir soru soracağım. Tabii. Anlamıyorum. Dur, sinir, sakin ol. Peki, Yalçın peki Bay Barçın. Sana ihtiyacımız var Yalçın abi. Türkiye'nin ihtiyacı var sana. Şimdi siz kendinizi girişimci olarak mı tarif ediyorsunuz? Yani siz girişimci misiniz değil misiniz? Ben evet, sadece onu girişimci. Merak. Girişimcisiniz evet. Değil mi? Ben bunu sizin açınızdan değil, aslında iyi oldu yani sizin gelmeniz ve bu sunumu yapmanız. İzleyicilerimiz açısından da hani güzel bir örnek teşkil edecek diye düşünüyorum. Siz girişimci değilsiniz. Siz girişkensiniz. Girişkenlikle girişimcilik maalesef bizim toplumumuzda karışmış bir şey. Her Aynen. aklına iş fikri gelen, kalkıp onu bir kutu haline çevirip masanın üzerine koyduğunda kendini girişimci olarak sanırsa ki sanıyor. Yani sadece siz değilsiniz kendisini girişimci sanan. Milyonlarca izleyicimiz aklına bir iş fikri geldiğinde kendini girişimci sanıyor. İlgisi yok. Girişimcilik, girişkenlik aşamasında gelen o iş fikrinin demosunu ortaya çıkarıp hayata pazara için. Gelen arkadaş. İşte bu girişimci. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şöyle bir şey var. Bunu toplayan şirketler var. Onlarla biriyle görüşmüş olsanız belki bunun bir numunesini hazırladığınızda biraz önce Baybars Bey'in söylediği gibi hiç olmazsa bunu bir görür, bir fikrin nasıl çalıştığını görürdük. Yani burada evet. ses yok, his yok, parçalanmışı görmüyoruz. Hissedemiyoruz ki. Hayal kurmamızı bekliyorsunuz. O çok zor. Belki de bunu çok büyük depoları olanlara götürmekte fayda Orada var. Orada onu kastediyorum Tabii, aslında. Tabii onların Şimdi yer alanını Siz bizden yapar. Hayallerinize yatırım yapmamızı istiyorsunuz. Şunu evet. hiçbir zaman unutmayalım. Dünyada bir insanın hayallerine en fazla yatırım yapan kişi kimdir biliyor musun? Eşi. Siz evli misiniz? Evet. Tamam. Dolayısıyla bize yer yok orada demektir. Peki. Aslında Yıldırım Bey ne yapacağını anlamadım. Özetlemiş oldu. Keşke yapmış olarak burada olsaydı evet, ama. Evet iyi olurdu. Yapmış olarak burada olmuş olsaydı böyle bir girişime destek olur yatırım verir miydiniz? İyi ki yapmamış. Aynen. Şimdi ben örneğin şöyle destek olurdum. Önce sat sonra harca modeline uygun bir proje. Yani bunun müşterisi belli belediyeler. Yani kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Doğru mu? Şimdi, İki tane belediyeyi zaten ikna ettiğinizde siparişi alacaksınız. Ama siparişi almak için tabii çalışması gerekiyor. Dolayısıyla satılabilir bir ürün gibi duruyor. Eğer önce o satış ordinosu gelirse o zaman yatırım almak sadece benden değil herkesten zaten. Şimdi apartman kapıcıları biliyorsunuz herkes çöplerini ayırıyor, kapının önüne bırakıyor. Onlar da çöp kutusuna gidiyor. Bakın bu sektörün kralları var. Onların ismine biz çöpçü krallar diyoruz, çöp kralları diyoruz. Bunlar bir ihaleyle büyük kurumlar, ismini vermeyeyim. En basiti Türk Hava Yolları bunu ihaleyle verir. Türk Hava Yolları'nın çöpleri bir ihaleyle toplanır, ihaleyle alınır. Bu biraz evvel bahsedilen sektör de, o toplama sektörü de devasa bir şey ki onun içine zaten bunu sokmak mümkün değil. Evet, biz perakende de evde ya da belediyelerde Şu anda belediyelerin bireysel olarak bizlerin çabaları bile o dev organizasyon karşısında çok çaresiz kalıyor. Yani ben bunun yine sizin onlara giderek, hiç değilse onların çok büyük yerleri kapsamasından ziyade bunu kullanmalarını önermenizle zaten projeniz bir bölümde hayata geçecektir. Bence orada da durmalı. Ben son bir şey daha söyleyeyim. Yani zamanı biliyorum çok aşıyoruz ama yani bunu tek başına münferit kullanmak, beyaz eşya servisim dedin. Ben de bu sektörde olduğum için yarın bu makine çalışmadığı zaman bir de bunun servis anı kurman tabii. gerekecek. O Aynen. yüzden yani uygulaması gerçekten çok zor. Ben yerinde olsam hakikaten ya belediyelere ya da bu işi büyük yapan özel şirketlere giderim. Fikrimi oradan nasıl taşırma bakmak lazım. Ama tek böyle bir şey çalışan, ama böyle ama... bir ürün ofiste olsa Yine de 50 kolay kişinin, 40 kişinin çalışması arıza yaptığı olsa, yerde servis çağırmak gerekecek. Bir de buzdolabı gibi, değil mi? Klima gibi bununla uğraşacağız. Yani bir de öyle düşün. Şimdi bakın ben bir kafede çalıştım. Bizde günde yüzlerce pet ve alüminyum kutu çöpe atılırdı. Ayırma yoktu. Kimse bunu önemsemiyor. Toplumumuz bu konuda geri dönüşüm konusunda duyarlı değil. Çok haklısın. Bunu ofise değil,
İş yerinin girişine konulacak bu. Kafelere belki olabilir. Büfenin önüne konulacak. Ayrıca peki, bunun önüne reklam alarak bunun maliyetini de sıfır düşüreceğiz. Onlar tabii ayrı. O şey. Daha reklam bütçesine karşılayacak. Sizin ya. O ayrı başka bir şey. Yıldırım Bey. Sunumunuzu yaptınız ama çalışan bir prototip görseydik daha mutlu olacaktık. Galiba ama öyle. Fikri jürilerimiz anladı. Kabul etti mi etmedi mi programın göreceğiz. Sonunda belli olacak. Tamam. Yıldırım Bey'e teşekkür ediyoruz. Hala belli değil mi? Evet, yarı finale bir bölüm kaldı. Bu bölümde de son iki yarı finalistimiz belli olacak. Bakalım Yıldırım Bey kendini bu iki kişi arasında görüyor mu? Valla jürinin durumundan şüpheli. Normalde geri dönüşüm projesinin bir dik katma değeri olması lazım ama hani değerlendirmesi oldu. Daha sorumluluk. Projesi. Nasip artık. Yani peki beklediğiniz gibi miydi yani jürinin tepkileri? Bu arada şundan da bahsetmek lazım. Siz yani bize her bölüm aslında ziyaret ettiniz burada, gördünüz. Bir sürü projeyi izlediniz seyirci olarak da. Nasıldı? Şimdi tepkisi şu oldu. Keşke dediler bu makinenin çalışan bir prototipini görseydik. O yönden haklılar ama tabii işin diğer tarafında bizim sorunlarla karşılaştığım için gerçekçi prototipi yapamadım şu anda. Ama eğer ikinci şansım olursa prototipte geleceğim. İnşallah. İyi şanslar diliyorum size o zaman. Teşekkürler.